Şöyle sende. Değerli basın mensupları. Tam muhteşem yüzünden sonra muhteşem Türkiye'yi hep beraber görüyoruz. Hiçbir arkadaşımızın, buradaki kardeşlerimizin, bacılarımızın hiçbirisinin sosyal güvenliği yok. Sosyal güvenliği olmadığı gibi hangi serüvene gittiğini bile bilmiyor. Sadece evlerine 3 kuruş para götürmek için Türkiye'nin yaşadığı manzarayı burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Umut ediyorum ki Sayın Başbakan ve iktidar yetkilileri sadece Adana'da değil, Adana'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye'nin 4 milyonunda ne yazık ki insan manzaralarının böyle olduğunu herkes bilsin. Burada sigortası olan kimse var mı? Hayır. Biz geri çeksin. Niye hiçbir şey okumadın mı sen? İster istemez oluyor. Zaten bu kız taşımacılıkla alakalı büyük sıkıntımız oldu. Köy yollarına geçiyor. Köy yollarına. Ona rağmen normal taşıma gibi değerlendiriyor. Nasıl bir sınırlı? Biraz bağırabilir misiniz? Tarım işçilerinin sorunları, sıkıntıları hiçbir zaman sorunlara dile getirilmemiş ve sorunlara karşılık muhatabı da bulunamamıştır bugüne kadar maalesef. Yani her ne kadar biz dile getirmeye çalıştıysak da karşımızda muhatabını bulamadık. Ne sorunlarımız var? Bizim tarım işçilerinin sorunları hangi yönüne bakarsan bak her tarafı sorun. Aslında uzun süredir Türkiye'nin birçok illerinde bu manzaraların yaşandığını biliyorum. Biliyorsunuz her ay gerek TÜİK, gerekse devletin bakanları hemen hemen açıklamaları yapıyor. İşsizlik azaldı. Sosyal güvenliği sorunları neredeyse bitti noktasında açıklamaları hepimiz duyuyoruz, görüyorsunuz. Gazetelerimiz yazıyor, televizyonlarımız söylüyor. Ben de bu sorunları yerinde sizlerle paylaşmak istedim. Zannetmeyin sadece Adana değil, Türkiye'nin 4 bir yanında sadece benim İstanbul yanında 15 ayrı yerde, 15 ayrı yerde insan pazarlarında, insan pazarlarında olduğu yerde. Ocağını söylesin, hiç olmasa gelin bak. Al gazeteciler. Bırakın kameraları ya kardeşim. Hadi buyurun buyurun arkadaşlar. Alın. Hadi buyurun. Hadi. Çocuklar ya gelin bir şey. Aslında arkadaşlar görüşün oldu. Aslında arkadaşlar. Sarkısı mecliste de, dışarıda da, basında da, medyada da her yerde gündeme getireceğim. En azından iktidar dışarıda gelen